Otto Dix'in 1926 tarihli gazeteci Sylvia von Harden'in portresi isimli tablosuna bakmaktayız. Peki Sylvia von Harden kimdi? Sylvia von Harden çok değişik ve şahane bir kişilik. Eserin ismi öyle olsa da aslında bir gazeteci değil. Kısa öykülerde yazan bir şair, Almanya'da çalışan bir sanatçı. Bu tabloda Berlin'deki Hes Cafe'de görülüyor. Bu kafe 1920'lerin havalı avantgard sanatçılarının, yazarlarının ve şairlerinin tümünün takıldığı mekan. Sylvia von Harden köşede küçük bir masada resmedilmiş. Avantgard Neufrau yani avantgard yeni kadın. Döneminin birçok sanatçı ve şairi ile arkadaşmış. 20. yüzyılın başlarında Almanya'da bir Neufrau. Bu resimde 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın arasındaki dönemdeyiz. Peki acaba yeni kadın toplum arasına katılan ve çalışan kadın demek mi? Saçları oldukça kısa kesilmiş. Bu onun androjen yani çift cinsiyetli gözükmesine yol açıyor. Elleri oldukça büyük. Bunlar bir sanat eserinde yeni kadın tipini temsil eden öğeler mi? Evet, öyle de söylenebilir. Aslında hem yeni kadın tipiyle hem de Otto Dix'in portre tarzıyla bağlantılı. Otto Dix'in ünlü olduğu şeylerden biri kişileri oldukça çirkin ve çekici olmayan bir şekilde göstermesi. Gerçek yaşamdaki Sylvia von Harden buna benziyor. Ancak Dix'in onu gösterdiği kadar çirkin değil. Örneğin saçları gerçekten kısaymış. Almanya'da bu saç modelinin komik bir ismi varmış, Bubikov. Bu model 20'ler boyunca çok modaymış. Ona androjen bir hava kattığı aşikar. Tablodaki elbise aslında giydiği bir elbiseyi temel alarak çizilmiş. Resimde gerçeği temel alan pek çok öğe var. Ancak ellerine bakalım. Sanatçı elleri ince, uzun, büyük ve oldukça şekilsiz resmetmiş. Eserde dikkatinizin yönünü değiştiren ve yerleştiren öğelere de yer verilmiş. Örneğin göğüslerinin olması gereken bölgeye bakıyorsunuz. Fazlaca erkeksi bir figür. Neredeyse göğüsleri yok. Bedeninin feminenliğini gizleyen geometrik desenli bu elbiseyi giymiş. Giysi tamamen kapalı. Hatta elbise boğazlı olduğundan boynunu bile görmüyoruz. Diğer el ise dizinin üstünde onu kaplıyor. Bedeninde farklı şeyleri gösteren öğeler de görüyoruz. Detaylı bakarsanız örneğin bu çorap sarkmış. Dix'in anı olabildiğince gerçekçi şekilde yansıttığını görüyoruz. Çoraplarını sarkmış halde resmedilmek istemezsiniz. Zira bu sizin dağınık biri olduğunuzu ima eder. Yani bu kadın çok da havalı şekilde tasvir edilmemiş. Diğer yandan huzur bozucu bir kalitesi var. Orada oturuyor ve öylece bakıyor. Hatta bir monoklu yani tek cam gözlüğü var. Bu özelliklerin tümü bu küçük aksesuarlar onun özel bir kadın olduğunu vurguluyor. Sarkan çorap, büyük eller, yeni kadın imajını tamamlayan monoklusu ve bakışları var. Önünde sigaraları duruyor. Kamusal alanda sigara içiyor. Bunların tümü bu karakter için bir kişilik oluşturuyor. Ve Dix bir resimde bunu yapmakta gerçekten çok yetenekli. Desenli elbise kadın bedenini değil, yüzey ve düzlük duygusunu vurguluyor. Boynu organik bir formdan ziyade daha çok bir silindire benziyor ve mekanik bir parça gibi gözüküyor. Bu tabloda sevdiğim şeylerden biri de şu. Dix kontrastlar oluşturmak için geometrik alanları ve şekilleri kullanıyor. Eğer kadının arkasına bakarsanız, oturmakta olduğu koltuğun ne kadar şatafatlı olduğunu görürsünüz. Koltuktaki kıvrımlar kadının bedenindeki kıvrımlardan çok daha feminen. Sonra monoklunun, mermer masanın ve bardağın daire formunu görüyoruz. Bardakta o dönemde çok popüler olan bir kokteyl var. Bütün bunlar daha uzun ve daha düz olan şeyler orada. Mesela kadının vücudu gibi. Onun neye benzediğini düşünürseniz bunlar aslında en az düz olması gereken şeyler bedenler yuvarlak ve kıvrımlı şehvet uyandırıcı şeyler mi yoksa Dix'in burada yarattığı gibi deseksüelize edilmiş erkeksi formlar mı bunu muhtemelen yeni nesnellik veya orijinal tanımıyla noe saklikait bağlamında yorumlamalıyız noe saklikait bu resmin yapıldığı iki savaş arasındaki dönemde yer alan bir akım biraz daha figürsel biraz daha naturalizme yakın Kirchner, Alman ekspresyonizmi, Kandinsky veya bu dönemde Almanya'da çalışan diğer sanatçılar düşünüldüğünde daha naturalistik. Peki sanatçılar niçin daha naturalist olan bu tarza geri dönüyorlar? Realizme ilişkin önemli çok şey var ancak 1926 yılındayız. Bu akım Almanya'da olduğu kadar diğer ülkelerde de geçerli. Düzene geri dönüş, geleneklere saygı gösterme söz konusu. Bir anlamda yeni bir şey yaratmak istiyorlar ancak bunun kökleri ve anlamının Alman olan bir şeye dayanmasını istiyorlar. Yani Otto Dix gerçekten Alman portre sanatının geleneklerine saygı gösteren bir çalışma yapıyor. Son derece önemli portreler yapan ve Alman kalitesini oluşturan sanatçılardan Holbein'den esinleniyor. Holbein hipernaturalist bir sanatçı naturalizmi ve realizmi alıyor ve bunu neredeyse karikatür olarak tanımlanabilecek başka bir düzeye yükseltiyor. Yani bu eser bir anlamda ikisinin arasına düşüyor. Noye Saklikayt akımındaki sanatçıların çoğu bunu yapıyor. Bir tür fotografik realizm ancak ekstrem bir seviyeye taşınmış durumda. Aslında bu oldukça enteresan. Zira kadınlar ve erkekler arasında eskiden beri süregelen hiyerarşiyi tersine çeviren bir kişiyi temsil eden bu resmi yorumlarken eski resim geleneklerine geri dönüş yapıldığı yorumunu getiriyoruz. Kadın ve erkek kategorilerinin ne kadar tertipli ve düzenli olduğunu göstermek yerine yeni kadın, özellikle burada Silvia ile beden kazandığı için bu kategorileri daha karmaşık hale getiriyor. Bu kadın kesinlikle bu tanımları altüst ediyor. Aslında kadının ismi bile takma bir isim. Yazma kariyerine başladığında ismini değiştiriyor. Çok büyük veya ünlü bir yazar değil. Küçük gazetelerde yazan ve çok küçük bir kitlenin okuduğu çok sayıda şair ve yazardan sadece bir tanesi. Kültürel ve cinsiyet stereotiplerini ters yüz ediyor ve biz de bunun dönemin Almanya'sında kafe kültürüne ait bir mekanda yansıtıldığını görüyoruz. Az önce Dix'in kendisine poz veren kişileri gerçekte olduklarından daha çirkin resmettiğine değinmiştik. Peki poz veren kişiler bundan rahatsız olmuyor muydu? Dix bu resim tarzıyla son derece ünlüydü ki hatırlayalım bu resmi yaptığında henüz 26 yaşındaydı ve resimlerin siparişini verenler aynı zamanda poz veren kişilerdi. Çoğu zaman bu kişiler Dix tarafından resimlerinin yapılmasını, yani bir anlamda çirkin olan bu portrelerin yapılmasını bir ayrıcalık olarak görüyorlardı. Ancak bir iki müşterisi bu durumdan hoşnut kalmadı. Bu resimden daha önceki dönemde ona sipariş vermiş olan bazı zengin iş adamları resmedilme tarzlarını hiç mi hiç beğenmemişlerdi. Sylvia von Harden bildiğimiz kadarıyla bu tablodan oldukça hoşnut kalmış. Hatta bu tablo evinde asılıymış üstüne üstlük kendisinin de bu tablonun önünde çekilmiş bir fotoğrafı bile var. Bu resim 1960'larda çekilmiş. O zaman bile tablodaki figüre biraz benzediğini görebiliyorsunuz. Tablo günümüzde Pompidou Center'da bulunuyor. Bence bu gerçekten şahane bir portre.